sabah. Arkamda görmüş olduğunuz Roland TD4KX modeli elektronik bateri elektro davula sahibim. Meşpede sahip bu bateri 2013 yılında almıştım. Yaklaşık 3.000-3.500 liraya almıştım. Tabii şu an 10.000, 9.000, 10.000, belki 15.000 bandında eşlemikleri var bu baterinin. Belki ileride izlediğinizde 10-15.000 de ucuz gelecek size ama 3.000-3.500 lira bandına almıştım. Bunu meşpetlere sahip. Yani vurduğunuz zaman geri tepmeleri gayet güzel baterinin. Tabii bunu nasıl kullanıyorum? Kendi içindeki Roland'ın kendi kütüphanesindeki sesler çok yeterli ve tatmin edici gelmiyor. Ben de Easy Drummer için bilgisayara bağladım. MIDI çıkışı var. USB girişi yok bu cihazın. Biraz eski model olduğu için. Bu arada tam göremiyorsunuz bateriyi. Şuraya bir fotoğrafını koyayım ben. Herhalde şöyle yaparsak oldu sanırım. Bunu ben bilgisayara bağladım. Bir tane Steinberg V22 ses kartı almıştım. Hatta onu da şöyle koyayım fotoğrafına. Bu ses kartını ikinci el almıştım. 750 liraya işte 2020 yılının sonlarında ya da yaz aylarında almıştım. 750 liraya ikinci el almıştım ama hiç kullanılmamış. Bunun MIDI girişi var. Tabii Roland TD4KX'in de MIDI çıkışı var. MIDI çıkışıyla girişini birbirine bağladım. Bilgisayardan da sesleri alıyorum. Bir tane kulaklığım var. Roland RH5 kulaklık. Bunu da alalı bayağı olmuştu. Fiyatını bilmiyorum. Hala satılıyor sanırım. Size şimdi Easy Drummer'a bağladıktan sonra çıkan sesleri göstermek istiyorum. Fark var ve normalde öncesinde Roland'ın kendi modülünü kullandığımda doğrudan bağladığımda tepki süreleri geç oluyordu. Bir gecikme oluyordu. Şimdi Easy Drummer'a daha hızlı tepki alırım ve istediğim gibi sesleri atayabiliyorum tonlara ya da trumpete ya da zillere. Bu arada zilin bir tanesini ekstra olarak aldım. Normalde sette bir tane crash, bir tane hi-hat, bir tane ride var. Size birazdan Easy Drummer üzerinden aldığım sesleri ve farklı kitleri nasıl atayabildiğimi göstereceğim. İşte çaldığım şarkılarla Easy Drummer'ın görüntüsünü paylaşacağım. Pede vurduğum an bilgisayarda da o ilgili floor tom, trumpet ya da tom'a dair ekran görüntüsüne, ona vurulduğuna dair görüntüyü görebiliyoruz. Şimdi bakalım, size sesli olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir ekran görüntüsüne bakalım. Cubase kurdum. Cubase'in içinde tabi Easy Drummer var plugin olarak. Şimdi baktığımız zaman bu plugin'e, açalım şöyle. Açtık ve ekran görüntümüz geldi. Birden çok farklı setler var burada. Öyle açtığımız zaman görebiliyoruz. Aynı zamanda ekstra olarak paketleri var. Bu paketleri de alabiliyorsunuz. Mesela Drum Kit From Hell bir paket. Hard Rock yine bir paket. Bob Rock'ın paketi. Bakalım başka, Number One Hits diyor. Tekno paketi var. Yine elektronik, daha doğrusu elektronik paketi mevcut. Jazz paketi var. Made of Metal paketi var. Bir de içinde kendinden gelen paketi almazsanız Easy Drummer 2 Modern diye bir paketi var. Mesela ben kendime bir set oluşturdum. Burada floor tomları, hi-hat, ride, zilleri, trumpetleri seçebiliyorsunuz. Mesela trumpet olarak ne kullanmışım? Sonor Cast Bronze Dampened kullanmışım. 6.5'a 14 inç. Sesini duyabiliyoruz bu şekilde. Bu da tabii kasnak sesini de duyabiliyoruz burada. Şu floor tom 1, bunu Roland E-Drum'la, Roland elektronik davuluma bunu atadım birinci tom olarak. Bu da neymiş? DV Collector. Collectors serisiymiş. Sesine bakalım. İkinci tom olarak da gene DV'nin 10x13 inçlik bir tomunu atamışım. Rock tom olarak. Ve floor tom olarak şu atanıyor. Bunda Gretsch marka atamışım.
Tabi şurada menü kısmı var. Menü kısmına E-Drum Manufacturer ve Roland'ı seçebiliyorsunuz. Öyle olunca uyum içinde çalışıyor elektronik davulunuzda. Easy Drummer ve kitleri de oradan atayabiliyorsunuz. Kasnakları duyuyor gene aynı şekilde. Kasnağı vurduğunuz zaman kasnak sesini alabiliyorsunuz. Şu trompette almış olduğunuz ses gibi. Zillere bakalım. Zil olarak Paste kullanmışım 18 inç. Crash olarak. İkinci bir Crash'i sonradan aldım. Eski kayıtlarımda yok bu. Bunda da 20 inç Sabian kullanmışım. Ve tabi burada da Right var. Right'ta Paste kullanmışım 20 inç. Ve Hi-Hat'im. Hi-Hat olarak da 14 inç Sabian kullanmışım. Şimdi bir çaldığım bir pattern, daha doğrusu şarkı çalmıştım. Onu bir dinleyelim. Gördüğünüz gibi ekran görüntüsü de mevcut. Tabi değiştirebiliyorsunuz. Mesela farklı bir kit seçim ne olabilir? Şuradan bakalım, rock kiti varmış. Basic rock kitini seçeyim. Ekran görüntüsü değişti. Şimdi aynı şekilde tabii burada daha farklı floor tom, crash ve right mevcut. Bir de bunu deneyelim. Farklı şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Farklı kitleri seçebiliyorsunuz. Yani elektronik kit de seçebilirsiniz. Bunu da tabii vurduğunuz zaman Roland'da buradaki sesleri alacaksınız yine. Deneyelim. Bir de bunu. Bu şekilde farklı floor tom, tom, kick ataması yapabiliyorsunuz. Mesela ben gene user preset kısmında kendimi oluşturduğum seti açayım. Buradan değiştirebiliyorum mesela. Seçenekler çok. DV, sonor var çoğunlukla. Tabii Metalhead paketinin içindeki sesler bunlar ama hard rock'a geldiğim zaman farklı floor tonlar mevcut ya da farklı bir kite geldiğim zaman. Şimdi çaldığım bir şarkının şarkı esnasında kitleri değiştirdiğimizde nasıl oluyor? Yani çaldım bunu Roland'da. Daha sonra kitleri değiştiriyorum anlık. Şarkıyla birlikte nasıl gidiyor? Bir onu bir görelim birazdan.
değişik kitleri deneyerek paylaşım yapmaya çalıştım. Daha doğrusu çaldım şarkı, çaldım patern içinde farklı kitleri seçerek hani farklı sesler nasıl oluyor onu göstermeye çalıştım. Sizler tabii farklı sesleri atayıp üzerine çaldığınız zaman o kitlerin, o Easy Drummer'ın o kitlerin seslerini kulaklığınızdan duyacaksınız. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Çok profesyonel olarak yaptığım bir şey değil ama Türkçe video, Türkçe kaynak çok fazla yoktu. Onun için böyle bir video çekeyim dedim. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler dilerim. Umarım yardımcı olursunuz.